esasında dünkü niyetim katılmak gibiydi. Fakat ne zaman ki saat bu 7'den sonra bu dosya ortaya çıkınca ki Şafak bu konuda beni belki bir 100 defa da uyardı. Son dakika bir rapor çıkar. Algı operasyonunu her seferinde iyi beceriyorlar dedi. Bunun üstüne katılmama kararını verdim. İki sebebi var onun da. Ya ben Beşiktaş'ta kendime göre çok önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber çok önemli hizmetler yaptık biz. Ve başkanlığı bıraktıktan sonra da her yere, Anadolu'ya, nereye gittiysem Beşiktaşlardan büyük ilgi ve sevgi gördüm. Son divan toplantısına gittiğimde çıkarken olan böyle gördüğüm o fotoğrafların kongre ortamında olunup da Beşiktaş'ı o algının yapışmasını, kavga görüntülerinin olmasını, atışmaların, sataşmaların, seviyesiz konuşmaların olduğu ortamları Beşiktaş'ın fotoğrafının olmaması gerektiğini. Ben de bu kulübe arkadaşlarımla beraber yapmış olduğum bütün bu hizmetlerde o fotoğraflarla anılmamız gerektiğini düşündüm. Esasında açıkçası şunu söyleyeyim, ibre alıp olmamak da çok da önemli bir şey değildi benim açımdan da. Biz zaten kendi aramızda da konuştuğumuzda da aynı şeyi söylüyordum. Çünkü netice itibariyle bir ortada bir rapor çıktı, biz bu raporu görmedik. İki senenin üzerine dün gece 7'de bu rapor ortaya çıktı. Bu raporun esasında kulübe daha evvel geldiğini ben biliyorum. Bazı konular şu andaki yönetimimdeki bazı insanları ilgilendirdiği için o raporun içerisinden çıkan konular olduğunu da biliyordum. Fakat raporun içeriğini bilmiyordum. Şu anda da bilmiyorum. Artık önümüzdeki günlerde bu hukuken bu raporu alacağız. Artık yargı, Türk adaleti ne diyecek? Bu rapor neyi söylüyor? Ona bir bakacağız. Ortada bir 102 milyon euroluk bir meblağ var. Bu 102 milyon euronun hangisi bizim dönemimizi ilgilendiriyor? Onu da bilmiyorum. Yani orada çünkü söylenen şeylerde işte futbolculara veya ödenen tazminatlardan bahsediliyor. Bizim dönemimizde biz hiçbir futbolcuya değil, hiçbir kuruma, küçük ufak tefek belki olabilir, hatırlamıyorum. Ama bizim dönemimizde böyle ne bileyim Delboski gibi, Ferrari gibi, işte şu anda Abdullah Avcı gibi, bunun gibi birçok konulu bir sözleşme fesimiz hiç olmadı. Yapmış olduğum sponsorluklar anlaşmalarında da aktif reklamda olduğu gibi öyle de bir şeyimiz olmadı. Yine raporun içerisinde duyduğum kadarıyla bir sürü birçok şeye değinilmiş gibi gözüküyor ama hangisi bizim dönemimizle alakalı açıkçası bilmiyorum. Bu kongreden iki gün evvel algı yaratır. Beşiktaş'ta öyle yok 102 milyon eurolar falan bir algıyla bir yere geldi. İyi tarafından bakacak olursak bir somut bir şey konuşuyoruz artık. Yani artık bir algı değil de somuta döndük. Bu dakikadan sonra da Türk yargısıyla biz bunları takip edeceğiz. Ve gerekli olan hukuki işlemlerini başlayacağız. Bu raporlar nasıl düzenlendiği, yani benim açımdan o uluslararası şirket de çok sınıfta kalmıştır. Herhalde büyük bir ihtimalle onlarla da bir davalık sürecimiz olacak gibi gözüküyor. Bundan sonra artık hukuk konuşacak. Çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Üzücü olan tarafları var. Beni çok üzen tarafları var. Üzen tarafları da şunlar. Hayat şöyle bir şeyi var. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır ama bu süreci hep beraber yaşadık. Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına hep beraber imza attık. O inanılmaz stadyumumuzu yapmamız, tesislerimizi yapmamız, marka değerimizin yukarı çıkmaları. Ve işte bugün birisi atmış bana basketbol takımının mesela 1974'ten sonra ilk defa şampiyon olması, amatör şubelerde yaptıklarımız.
birçok şeyler yaptık. İşte işim gereği Anadolu'ya, bazı zaman gezmek gereği Anadolu'ya da gittiğim oluyor. İstanbul'da da oluyor. Beni görenlerle falan hep böyle çok Beşiktaş taraftarıyla benim aramdaki ilişkinin çok bilinen bir ilişki olduğunu görüyorum. Onun için de çok camiamızı zedelemek istemedim bu şeye katılmayarak. Esas ana amacı budur. Üzüntü verici olan tarafları var. Yani ben Beşiktaş camiasında, Beşiktaş Genel Kurulu'na işte 20 bin kongresi varken 100 kişiyle, 50 kişiyle, 150 kişiyle bu kadar, yani ben bir maç esnasında, bir maç günü maç bileti almak için binlerce kongresinin aradığı bir yerde bu mutlulukları yaşarken hep beraber yaşadığımız insanların bize kongrede de sahip çıkmamasını açıkçası üzüntüyle karşıladığımı söyleyeyim. Canları sağ olsun. Ben daha evvelden de yönetim kurulundan ibra edilmemiştim. Hiçbir dava yoktu. Araştırılan dönem işte bir kısmı Yıldırım Demirören'in dönemini içeriyor. Bizim olduğumuz dönemde işin enteresanı şu andaki bunu biz yapanlar, yani bu raporla alakalı yapan başta Ahmet Nur Çebi var. Ve ben icra kurulu toplantılarına girmem ve bizim çoğu kararlarımız da icra kurulunda alınan kararlar idi. Finansmanı da Beşiktaş'ta hep Ahmet Bey yönetirdi. O zamanki yani CFO'muz, yani finansmana bakan, hep söylüyorum, kişimiz de şu andaki bizim genel müdürümüz. Feshedilen sözleşmeler ortada konuşuluyorken, işte UEFA cezaları, benim olduğum dönemde biz UEFA ile alakalı hiçbir ceza almadık. Biz iki sene UEFA'ya gitmedik. Önceki dönemlerden UEFA cezaları ile alakalı konuşmalar var. Şimdi bundan sonraki yapılan işte feshedilen sözleşmeler veya oyuncuların feshettiği sözleşmeler bizim bıraktığımız dönemden sonrasında var. Nasıl olacak o işlerde? Bundan sonra göreceğiz. Demin de söylediğim gibi hayırlısı olsun. Bizim açımızdan artık yeni bir hukuksal bir süreç başlıyor. Onu da hep beraber göreceğiz. Ben bu raporun kulübe verildiğini biliyorum. Ben de. Bu raporun aylardır kulüpte incelendiğini çok iyi biliyorum. Raporun içinde şimdi raporu hazırlayan bir tane yeminli mali müşavirlik firması. Gözümüzde çok büyütmeyelim. Denetleme firması. Yani evrak denetler. Gelip de envanteri eline alıp efendim malzeme sayımı yapmaz. Adamın eline bu ultrason cihazı yok diye verirsen adam da raporuna yazar. Bu kadar. Gelip de KPMG'nin siz Ümraniye testlerinde 4 tane koşu bandı bakayım burada var mı diyeceğini düşünüyor musunuz? Yani demin de söylediğim gibi Beşiktaş'ta beni ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırmanın kime ne kazandırdığını anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Yani işte yaklaşık 2 sene, 1,5 sene evvel bizi şeyde ibra etmediler yönetim kurulu. Anonim şirkette. Dava açılır dersin ki şu evrak var da şununla dava açılır. Şimdi mesela bu şu andaki ibra konusu olan dönem bu raporla hiç alakası olmayan bir dönem. Yani bizim konuştuğumuz 2019'un 5 ayı ki biz o 2019'un Mayıs'ında genel kurula gittik, ibra olduk. Şimdi biz geri dönüyoruz, 2019'un Ocağı'yla Mayıs'ını değerlendiriyoruz. 2019'un Mayıs'ıyla Ekim'i arası. Şimdi bunun yazılanların hepsi o dönemle alakalı. İbra konusu ise bu dönemle alakalı değil. Yani bunların hiçbirisi bu dönemi ile alakadar eden şeyler değil. Çok üzgünüm, yani gerçekten üzgünüm. Neye üzgünüm biliyor musunuz? Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Yani kavganın bile delikanlılığı vardır ya. Hani kavganın bile delikanlılığı vardır yani. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Ama artık hukuk, onun için umutlu olduğum tek mevzu şu. Hukuk gidecek. Şimdi işte UEFA cezaları var.
hangi dönemle alakalı? Kimin UEFA cezası var? Kimle alakalı ödenmiş? Onlara bakılacak. İşte futbolcuların sözleşmelerin erken fesli var. Hangi oyuncu? Nedir? Hepsini bir öğrenme fırsatımız olur. Ama algıyı yarattıkları şey 102 milyon euroluk bir şey. 102'nin olduğu dönemin 6,5 senesinde, yani bizim içerisindeki 7 senenin veya 7,5 senenin 6,5 senesinde bir ikinci başkan, bir icra kurulu başkanı ve paraya direkt olarak bakan birisinden bahsediyoruz. Yani futbolla alakalı konuşuyoruz. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında yapıldı. Sonra Erdal Torunoğulları vardı. Sonra Umut Güner'le yanında Emre Koca da var.